Başta dosyalar onaylandı. Bakar mısın? Oğlumla iki arkadaşı gece bir yerden çıkmışlar. Taksi bekliyorlar. Bir araba hızla dalıyor bunlara. Üçüne de çarpmış. Çok lüks bir araba Sezai Bey. Milyonluk. Oğlum orada hayatını kaybediyor. Başın sağ olsun. Öbür ikisi yaralı. Arabayı kullanan çocuğun yaşı küçük, alkollü, ehliyetsiz. Kaçıyor tabii kaza yerinden. Çocuğun annesi arkada başka bir arabada. Ne ambulans çağırıyor ne bir yardım çağırıyor. Yaralılar çağırmasın diye zorla ellerinden alıyor telefonu. Sonra da oğlunu yurt dışına kaçırıyor biliyorum. Ya vicdanları da mı yok bunların? Nelerine güveniyorlar bunlar? Benim evladım bir can almış olsa tutup kendi elimle teslim ederim polise. Vicdanı olan insan bunu yapar çünkü. Bunlarda merhamet yok. Aslan gibi oğlumu kaybettim ben Sezai Bey. Hayatının baharında oğlumu kaybettim. Bunu da mı yapacaksın? Arkadaş katili mi olacaksın sonunda ha? Baba bilerek olmadı. Yemin ederim bilerek yapmadım. Kazaydı baba, bilerek yapmadım. İpek, ya arkadaşını göz göre göre merdivenlerden itmişsin. Ölümüne sebep olmuşsun işte. Sana bu saatten sonra yapacak bir tek iyiliğim var. Bu videoyu götürüp polise teslim etmemek. Bu da rahmetli annenin hatırına, tamam mı? Aslan gibi oğlumu kaybettim ben Sezai Bey. Benim evladım bir can almış olsa tutup kendi elimle teslim ederim polise. Vicdanı olan insan bunu yapar çünkü. Bana çarpmak isteyen kızınmış. Beni öldürmeye çalıştığını bile bile. Neyi bekledin Sezai? Senin bu evlat sevgin hastalıklı. Sen kızına esir olmuşsun. Bugün bu kız beni öldürmek istiyor. Benden hoşlanmıyor. Peki yarın? Yarın başka birinden hoşlanmayacak ve onu öldürmeye çalışacak. Belki de öldürecek. Bunu ancak sen sonlandırabilirsin. Gülüm, benim işim var. Kapıyı açar mısın? Oh, oh, oh. Kime diyorum? Bir işin ucundan da tutsan ne olur sanki? Sezai abi. Baba. Baba, biliyordum benden vazgeçemeyeceğini. Konuşacaklarımız var, oturur musun? Baba. İpek, konuşacaklarımız var. Otur lütfen. Yirmili yaşlarındaymış daha Serra. Hamile üstelik. Gencecik bir kadını karnında doğmamış çocuğuyla ölümüne sebep oldun sen. Nereden çıktı şimdi bu laflar? Benim ama bunların sebebi. Sorumlusu benim. Biliyorum. Ben sebep oldum. Senin bu kadar duygusuz, bu kadar vicdansız, bu kadar sorumsuz olmanın sebebi benim. Bu yanlışlara ben ittim seni. Ne diyorsun baba? Annen. Ciddi ruhsal sorunlar olan bir kadındı, biliyorsun anne. Sürekli mutsuz, her şeyden şikayet eden, ne yaparsam yapayım. Cehennem gibi. Sana da bulaştırıyordu mutsuzluğu. Sırf sen etkilenmeyesin diye korumaya çalıştım, anlayışlı davrandım. Her şeyine o tamam dedim. Bütün yanlışlarını görmezden geldim.
Yanlışmış ama. Öyle yapmamalıydım. Seni bu kötülüklere iten ben oldum. Ne olur böyle konuşma. Sen elinden geleni yaptın biliyorum. Yapmadım. Keşke yapabilseydim. Kararımı değiştirdim. Kararımı değiştirdim. Bu cinayeti kabullenmiyorum ben. Kızımın bir katil olduğunu bilmenin vicdan azabıyla yaşamayacağım. Ne? Ne yapacaksın? İhbar mı edeceksin beni? Yok. Sen gidip kendin teslim olacaksın. Baba ne diyorsun? Abi kurban olayım abi. İnsan kendi öz evladını... Ne var sen sus. Tamam mı? Senin konuşmaya hiç hakkın yok. Bu kızın bu hale gelmesine en az benim kadar suçlusun. Biliyorsun. Yaptığı her şeyi görmezden geldi. Bütün suçlarını örtbas etti. En az benim kadar suçlusun. Sus. Evet. Hadi kızım giyin. Giyin gidiyoruz hadi. Ya baba sen ne dediğini farkında mısın? Farkındayım. Gideceksin. Teslim olacaksın. İtiraf edeceksin. Serra'yı ben ittim diyeceksin. Cezanı çekeceksin tamam mı? Hadi yanındayım ben senin babanım. Arkanda olacağım merak etme. Gerçekten kendi kızını ellerinle hapse mi yollayacaksın sen? Ha? Yapabilecek misin bunu? Yapacağım. Gideceksin itiraf edeceksin. Cezanı çekeceksin ve yeni bir insan olarak yeniden başlayacaksın. Güzide peki? Aynı şeyi Güzide yapsa onu da ellerinle hapse yollayacak mıydın acaba? Tabii ki gönderirdim. Suçluysa eğer cezasını çekmesi için ne gerekiyorsa yapardım. Hiç sanmıyorum baba. Hiç sanmıyorum. Sen o kadını hep bizim ailemizden önde tuttun. Onu pamuklara sarıp sarmaladın öz kızın yerine. Hiç zannetmiyorum. İpek yeter ya. Yeter kızım ya. Hep aynı terane. Kalk gidiyoruz hadi. Hayır. Hayır gelmeyeceğim ben hiçbir yere. Bırak beni. Gelmiyor musun? Gelmiyorum. Tamam. Sana 3 gün süre. 3 gün. Düşün taşın kararını ver. Ya gidip teslim olursun ya da seni ihbar ederim. Hiçbir yere kaçamazsın. Bulurum seni. Buldururum. Ona göre. Yetişkin bir kadınsın sen artık ya. Yaptığın ettiğin her şeyin sorumluluğu kendine ait. Onların bedelini ödeyeceksin. Yaptıkların yanına kar kalmayacak. Bunu öğren artık. Ancak o zaman benim kızım olursun. Sana 3 gün müsaade karar vermen için. Abi yapma kurban olayım yapma.